Yunus FC YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Yunus. Bugünün videosu İkon kadro kurma görevi olacak. Prime İkon, Rui Costa'nın kadro kurma görevini yapacağız bugün. Biliyorsunuz her perşembe günü olmasa da 2 ya da 3 perşembede bir EA Sports kadro kurma görevleri çıkarıyor İkonların olduğu. Şu ana kadar 2 hafta 2'şer tane kadro kurma görevi geldi. Bunların bir tanesi de Rui Costa. Ben bunu yapacağım. Bunu yapmamın birkaç tane sebebi var. Onları da anlatacağım size. Başlayalım şimdi yavaştan. Rui Costa'nın kadro kurma görevinin ne kadara yapılabileceğini, ne kadara yaptığımı, bana maliyetinin ne olduğunu sizlerle paylaşacağım. İstatistiklerini, oyun içi istatistiklerini göstereceğim. Siz yapmalı mısınız, yapmalı mısınız, yapmamalı mısınız? Onu da üzerinde de konuşacağız. Şimdi bir kere kart güzel bir karta benziyor. Dışarıdan görüş gayet iyi, 86-81 şut ve hani 90 ratingli bir ikon. İkon olmasının sebebi de, yani ikon olmasının özelliği de, ikonlar çok iyiler yani bu sene bayağı iyiler. O yüzden de deneyelim, yapalım diyorum. Bir sebebi bu. İkinci sebebi, bazı ikon kadro kurma görevlerinde başka ikonlara ihtiyaç duyuluyor ve şu anda minimum ikon fiyatı en azından merkezi bir pozisyon veya forward pozisyonu için 550.000'den başlıyor. Bu kadro kurma görevini ben bugün perşembe günü tam olarak Foot Champions ödüllerini çıktığı saatte başladım yapmaya ve bayağı uyguna getirdim diyebilirim. Şimdi ben tek tek bütün kadroları göstereceğim size. Benim ne kadar ödediğimi göreceksiniz. Bu kadro kurma görevlerinde görüyorsunuz, bu takım Benfica takımı. Bunu aşağı yukarı iki tane inform feda ediyoruz burada. Ben 25.000'e falan yaptım. Bu iki ikonda ikon değil tabi, inform feda ediyoruz ve bunların ikisini de satın aldım. Diğer oyuncularda 1500 ila 2000 arasında maksimum değişen fiyatları var. Daha ucuza da yapabilirsiniz, alabilirsiniz. Dediğim gibi bunları yapacaksanız eğer, bu ikon kadro kurma görevleri hangisi olursa olsun, Del Piero, Luis Hernandez, işte Peter Schmeichel veya Rui Costa, bunları yapacaksınız veya gelecekte çok fazla paket açılan zamanlarda yapın ve o zamanlarda alın oyuncularınızı. Size vereceğim ilk tavsiye bu. İkinci tavsiye de kullanmayacağınız bir adam yapmayın, çünkü bu adamlar satılamaz. O yüzden hani pişman olacağınız bir görevi yapmayın derim. Şuradan hemen alalım 1-200'e. Benim yapma sebebim de bundan sonra ikonlarda dediğim gibi kadro kurma görevi olarak ihtiyaç olarak istiyor EA Sports bunu. Mesela göstereceğim şimdi. Emmanuel Petit kadro kurma görevinde bir tane MDO ikon istiyor. Ve bunu başka bir ikon kullanamıyoruz. Yani kaleci koyamıyoruz buraya. Yani merkezi bir ikon istiyor ve bunu forvetten çevirebilirsiniz falan. Ve bunlar o yüzden çok pahalılar yani. Ben ileride bir hacı kadro kurma görevi geleceğini düşünüyorum ve biliyorum. Prime ikon hacı, 91'lik bir hacı kartı gelecek. Bu yüzden de bu kadro kurma görevleri onun için önemli. Benim kulübümde bir tane ikon bulunması lazım ve bunu ucuza mal etmem lazım. Olay bundan ibaret. Ben böyle düşünüyorum, bu yüzden yapıyorum ve aynı zamanda tabii ki o zamana kadar da bu ikonların keyfini tabii ki süreceğim yani. En azından Rui Costa'nın şimdilik başka ikon yapmayı düşünmüyorum. İkinci kadro Calcio A'yı yaklaşık 10.000'e tamamladım ben. Kulübümde satılamaz olan oyuncular sayesinde. Biliyorsunuz bu şeyleri yapıyorum ben. Gold upgrade'leri vesaire, onları yaptığım için de bu oyuncular mesela Bilya bana 100 defa falan çıktığı için bunları kullanabiliyorum bunlarda. Hem satılamaz olanları değerlendirmek önemli benim için. Bu şekilde yapabiliyoruz yani. Bunun dışında Mandzukic'i de kullanarak bu Portekiz kadrosunu da yapmış oluyoruz. Tabii ki bu ikon kadro kurma görevlerini yaparken paketler de kazanıyoruz. Bunları da, paketleri de birazdan açacağız zaten. Onlar da önemli. Yani yaklaşık 100.000 civarında değeri olan paket kazanıyoruz. Bu da iyidir yani. Portekiz kadrosunu 15.000'e kurabiliyorsunuz aşağı yukarı. Hani bu oyuncuların aynılarını kullanarak yapabilirsiniz bunları. Bu 83 ratingli premium 6 paketi veriyor. Yine ucuz lardan bir tanesi, 21'e yapabiliyorsunuz bu kadroyu. Ben aldığım oyuncuları ve kullandığım oyuncuları ve fiyatlarıyla beraber gösteriyorum size çok fazla üzerinde durmadan. Bu şekilde 20.000'lik bir takım bir tane inform feda ediyoruz bu kapsamda. Niye gönderemiyoruz abi? Çünkü takım kimyası düşük. Neden? Çünkü Aspas'ın pozisyonu yanlış. Hemen onun pozisyonunu verelim. MOO'dan ofansif onu çektik miydi? Kimyamızı da halletmiş oluyoruz. Bu 20.000 civarında geliyor takım. 20, yani bana o şekilde geldi. Belki size bir tık daha pahalıya gelebilir. Toplam maliyetinden de bahsedeceğim. Hani bana ne kadara mal oldu ve siz sıfırdan hiç oyuncu kulübünüzde olmadan kurarsanız ne kadara mal olacak?
Onu da birazdan göreceğiz. Şu stoperimi de alayım. Ben bunlardan ikişer tane aldım bu arada. Hani tekrar gir çık, markete gir çık yapmamak için. Ama hangileri olduğunu tabii çok kolay değil hatırlamak. Bu arada burada size videoyu tabii ki buraya kadar izliyorsanız size de bir kadro, nasıl söylenir, coin kazanma tavsiyesi de verebilirim. Şöyle ki buralarda bu ikon kadro kurma görevleri sebebiyle 83-84'lük informların fiyatları inanılmaz yükselmeye başladı. Ben Valbuena'yı sene başında almıştım. 11.000'e aldım, yani yok pahasına aldım Valbuena'yı. Ve az önce 45.000'e sattım. 4 katına sattım. Ve bu oyuncuları alabiliyorsunuz da marketten. Daha ucuz. Mesela Mandanda'yı kullanacağım birazdan bir kadro kurma görevinde ben. O kadro kurma, o Mandanda. Şuradan alalım bu arada şeyi. Ya Mandanda'yı ben 20.000'e aldım. Ama şu anda markette 27-28.000'e gidiyor. Bunu yaparak informları, 83-84'lük informları arayarak inanılmaz paralar yapabilirsiniz. Onu da aklınızda bulundurun derim. Bu kadro hangisiydi? Bu 84'lük olan birazcık daha pahalı. 75.000 civarına yapabiliyorsunuz bunu. Çünkü 3 tane inform istiyor bizden. Bu arada Mykon değil. Mykon'u kullanmıyoruz. Mykon'u 12.000'e aldım ve şu anda 30.000 civarına gidiyor. Bunların fiyatları yükselmiş vaziyette. O yüzden markette açık arttırmayla çıkanları almayı deneyebilirsiniz. Ben mesela Mandanda'yı almaya çalışırken bir tanesini 12.000'e kaçırdım ve birisi almıştı. Ben hani nasıl kaçtı bu falan diye düşündüm. Ama birisi 12.000'e aldı ve onu 30.000'den çatırt diye satabilir yani. 85'lik ratingli kadro. Bir tane haftanın takım oyuncusu ve 85 rating istiyor. Takım kimyası 60. Çok da zor bir takım değil. Şimdi buralara kimleri koyuyorduk? Bunu hatırlamam lazım. Not almışım. Burada benim bir tane mavi kaplı defterim var. Bu benim Ultimate Team defterim. Not alıyorum bunları. Hani kadro kurma görevlerinde hangilerini ne kadar kullandığımı, ne kadar aldığımı falan filan şey yapabiliyorum. Yani buradan takip ediyorum. Artık son iki görevdeyiz. Çok konuştuk ama sonuna doğru geliyoruz artık. Sizleri bu işkenceden azat edeceğim birazdan. Şimdi burada kullanacağımız oyuncular, iki tane daha oyuncumuz var. Biri Navas, biri Barzali. Bunları kullanacağız burada. Şöyle koyalım hemen. 85 ratingli bir takım istiyor bizden. Ucuz 85'likleri öğrenmeniz lazım. Onları kullanabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi Glick, bir tanesi Keylor. Navas 7.000'e gidiyor mesela. Aynı şekilde Glick de öyle. Daha ucuz zamanlarda alabilirsiniz. Insigne 7.800, aynı şekilde ucuz. 86'lıklardan bakın. Pepe'yi mesela 5.500 almıştım. Şu anda 15-20.000'e gidiyor. Çok değişik. Burada bir tane haftanın takım oyuncusu ve 85 ratingli bir takım istiyor. Aşağı yukarı maliyeti 60-65.000'e geldi bize. Miranda'yı takas edilemez olarak dünkü videoda çıkarmıştık. Dünkü veya ondan önceki günkü, tam olarak hatırlamıyorum. Bu şekilde nadir altın paketi kazanıyoruz. Birazdan paketleri de açacağız. Evet, son göreve geliyoruz artık. Burada size vereceğim bir tane daha coin kazanma tavsiyesi var bu arada. Bu dediğim çok yoğun günlerde, yani daha fazla paket açılan günlerde direkt markete gidip herhangi bir yüksek ratingde oyuncu, atıyorum Verratti, ne bileyim Pique veya 84'lük oyuncular, bunları gidip arayarak, yani çok fazla paketin açıldığı günler. Şöyle diyeyim, mesela perşembe günleri saat Türkiye saatiyle 9'da Food Champions ödülleri düştüğü zaman gidin markete oyuncu arayın, snipelamaya çalışın. Çok ucuza adam bulabileceksiniz ve çok daha adam fazla düştüğünü göreceksiniz markete. O yüzden çok karlı olabiliyor bunlar. O yüzden de ben bu kadro kurma görevini çok daha olduğundan çok daha ucuza tamamladım diyebilirim. Hani normalde bana patlayacağından çok daha uyguna patladı diyebilirim. Mesela yani görüyorsunuz Verratti normalde 27-28.000'e giderken ben 23.000'e aldım. O şekilde bunu kullanıyorum. Dediğim gibi mesela Mandan da 27-28.000'e giderken 20.000'e aldım. Bunları doğrudan kâra çevirebilirsiniz. Ben şu anda kâra çevirmek yerine bu kadro kurma görevini tamamlamayı seçiyorum onun için, ama canavar gibi para yapabilirsiniz yani. Bu şekilde son görevi de yapmış olalım. Mega paketle beraber de ikon Rui Costa'yı kazanacağız bununla beraber. Ve paketleri de açacağız. Rui Costa tamamlandı diyor. İşte bu. İlk ikonumuz bu sene benim olan ilk ikonum yani. İlk kullanıcısı ben olacağım bu ikonunda. 86, 81 şut, 88 pas, 88 dribbling, 79 fizik. 4 yıldız 4 yıldız diyebiliyorum ama 4 yıldız beceri, hareketi 4 yıldız, zayıf ayak, orta orta. Bir nitelik bilgilerini inceleyelim bakalım, ben de ilk defa göreceğim.
Hızlanma 83 fena değil. Sprint hızı 88 iyi. Forvet'e kadar çıkarabilirsin. 81 şut birazcık düşük tarafında. Bitiriciliği 75. Ama şut gücü iyi. Uzaktan şut iyi. Voley iyi. Penaltı iyi. Dayanıklılık 88 bu arada. Güç 84. Gayet iyi istatistikleri var. Dribbling sağlam. Top kontrolü iyi. İyi bir karta benziyor yani. İkon profilini görüyorsunuz. Fiorentina, Milan, Benfica gibi takımlarda da oynuyor. Evet. Tabii ki satılamaz olduğunu biliyoruz bu kartın. Ama yine de kulübe hoş geldin Rui Costa diyorum. 90'lık Prime ikon Rui Costa'yı kulübe gönderiyoruz. Paketlerimizi de açalım. Umarım bu videonun son ikonu Rui Costa olmaz. Olacak büyük ihtimalle ama. Bakalım açalım paketlerimizi de. Çok fazla bir beklentim yok. Ama toplamda da bu arada sizlere şöyle söyleyeyim. Bana bu Rui Costa'nın maliyeti hani şey olarak nakit olarak coin anlamında 340 bin civarında. Yani kulübümden 340 bine satabileceğim oyuncuyu ben bu veya 340 bin coin değerindeki oyuncuyu bu kadro kurma görevine harcadım. Geri kalanını büyük oranda kulübümdeki satılamayız oyunculardan yaptım. O yüzden de uyguna geldi diyebilirim. Normalde 450 bine falan yapılabiliyor bu görev. Ha, 3 platformda da 450 bin civarında. Yani PlayStation ve Xbox kesin o civarda. Ama işte MO, Galatasaray, Selçuk. Böyle yani 450 belki PC 500 civarı olabilir. Güzel bir şey verebilir mi acaba ya? Bilmiyorum. 478 bindeyiz. Tabii ki Hacı kadro kurma görevi gelirse veya Roberto Carlos kadro kurma görevi gelirse. Prime ikon daha doğrusu gelince diyeyim. Bu ikona ihtiyaç duyabiliriz. Roberto Carlos'a zannetmiyorum da başka bir şekilde bir defans oyuncusu vermemiz gerekecek muhtemelen. Ama Hacı'da kesin böyle bir oyuncu verebiliriz. Veya başka bir ikon için bu Rui Costa'yı feda edebiliriz. O zamana kadar ama kulübümüzde kalacak. Ve bir deneme videosu da yapacağız aynı zamanda. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Belki önümüzdeki hafta bir deneme videosu yapabiliriz. Güzel bir takım. Takım öneriniz var mı Rui Costa'nın etrafında kurmamı istediğiniz? Mesela bir İtalya Ligi olabilir bence benim kendi şahsi fikrim. İyi bir İtalya Ligi kurabileceğimiz yönünde. Evet. Paketler fıs. Ama bir tane ikonumuz var zaten bu videoda aldığımız. Jumbo Premium Altın paketi. 15 binlik bir paket. Board yok. Arjantin Santrfor. Briusi. Son iki paketimiz. Haydi işte bu. Bir board oyuncusu var. Fransa. Santrfor. Atletico. Ah. Ah ah ah. Bu trolleri ne yapacağız abi biz ya. Neyse Gamero'yu severiz. İyi de bir kart. Ama bir Griezmann değil değil mi yani? Bir Griezmann değil. Bir Griezmann değil. Bunu bana birisi daha önceden söylemişti. Aynı şekilde Griezmann'ı çıkardığını zannedip aslında Griezmann olmadığını sonradan acı bir şekilde fark etmişti. Evet sizden aslında yine bir ricam var yorum kısmında. Bu ikon kadro kurma görevlerini yaptınız mı? Ve benden bundan sonra hangisini yapmamı tavsiye edersiniz bana? Hani şu anda çok fazla coin'im yok onların tamamını yapacak ama daha fazla ikon görmek için de beğenebilirsiniz videoyu. Mega paketimizi de açıyoruz ama içinden herhangi bir board oyuncusu, walkout veya vesaire güzel bir şey çıkmadı. Onun yerine Oğuzhan Özyakup çıktı. Oğuzhan da iyi bir oyuncu ama ne yazık ki tabii ki FIFA'da para etmiyor. Falan filan bu şekilde bir ikon kadro kurma görevi oldu. Bir tane de altın paketimiz var onu da açalım. Evet. Son paketimizden iyi bir şey yok ama buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. İyi günler. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.